Pelin, bu çiçekleri senin için kendi ellerimle topladım. Sana söylemek istediğim bir şey var. Çok güzelsin. Acayip güzelsin. Ben senin beni sevebilme ihtiç. Ya oğlum neydi o, söylesene. İhtimal oğlum, ihtimal. Kaç kere söyleyeceğiz? Sevebilme ihtimalini sevdim. Başka kelime yok mu ya? Oğlum, bence böyle çok saçma. Babanın taktiğini deneyelim. Nasıl, saçını mı çekeceğiz? Bence daha güzel. Bu ne oğlum Şirmi? Tut saçından, seviyorum kızım seni de. Eyyuh! Ne yapacağız ya? Ya tamam, senin dediğini yapalım. Hadi. Hadi. Ben de mi geleceğim? Tabii. Hacı sen kokuyorsun ha. Nasıl kokuyorum ya? Bayağı polis kokuyor. Oğlum daha ilk günden gitmesene adamın üstüne. Arkadaşım poliste 16 günlük bir macerası var da oradan yani. Belinde platin var. Birkaç tahta da eksik. İşkencede mi oldu? Balay çekerken incittim. Balay başıydın herhalde. Ha. Neyse üzüldüm yine, geçmiş olsun. Eskiden oluyordu öyle şeyler. Oğlum kim dedi sana git anarşik ol diye ha? Sen gideceksin devleti yıkmaya kalkışacaksın. Ondan sonra polis 2-3 tane tokat atınca da ağlayacaksın. Yok ya. Tokat mı? Ulan ikinci kattan aşağı attılar lan. Ya tamam, onlar da biraz abartmış. Neyse geçti o günler, hadi biz işimize bakalım. Birader, sen de hissetmişsindir. Arkadaş polislere epey bir takık. O yüzden bir açığını yakalamasın. Dikkatli ol. Eyvallah. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Sizin bu otelin güvenlik müdürünü bir çağıracağım mı? Nereden geliyorsunuz? Evden geliyoruz. Hanımefendi, uzatmadan arkadaşı çağırırsak danışacağımız bir mevzu var. Nereden bildiniz bunu? Erdal Bey, iki beyefendi geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Size danışacakları bir şey varmış. Bilmiyorum dedim size. Kim aldı görüntüleri bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun lan? Bu otelin güvenlik müdürü sen değil misin oğlum? Konuşsana lan. Anlatsana oğlum. Bak buradan cenazen çıkar. Taş kafa. Bak oğlum, sana son kez soracağım. Otoparktaki kamera kayıtları kimde? Abi, bilsem söylemez miyim? Çoluğum çocuğum var benim. Poyraz. Taş kafa. Al. Sık kafasını. Abi, ne olur yalvarıyorum. Ya
Adam bilmiyorum dedi işte, bilmiyor. Zülfikar ne diyorsa onu yap. Adamın adı Zafer, çok zengin. Ne iş yapıyor? Yatırımcı. Yani borsayla falan ilgileniyor herhalde. Bilmiyorum, ben çok anlamıyorum o işlerden. Neyse işte 10 yaşında bir kızı var, hasta. Kızın neyi var? Dilate kardiyomati. Kalp yetmezliği. Geçmiş olsun. Adam nasıl biri? Vallahi garip bir tip. Yani aynı zamanda kibar da. Ne bileyim, ben bir yanlışını görmedim. İyi, anladım. Şimdi biliyorsun biz İzmir'e yerleşeceğiz. Hani dedim belki sen bir düşünürsün. Gitmeyeceksen tabii. Özlem, gitmeyeceğimi söylemedim ben sana. Senin sanki biraz kafan karışmış gibi. Son görüştüğümüzde daha kararlıydın. Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Yoksa yeni biriyle mi tanıştın sen? O nereden çıktı şimdi? Bilmem vallahi. Bak bakayım bana. Bana bak. Yok be. Bak bakayım. Hem de. Bak aslanım. Öttün öttün. Ötmedin kafana sıkacak. Bilmiyorum dedim. Bilmiyorum. Abi ne olur yalvarırım. Çek tetiği. Ya sen çekersin ya da ben. Adamın biri. Tarabya sahilde buluştuk. Adı ne lan? Ekmek Kur'an Mustafa Çarsın, tanımıyorum. Görüntüleri verirsen 10.000 lira veririm dedi. Polise gidersen çocuklarını göremezsin dedi. Mecbur kaldım. Görsen tanır mısın lan? Karanlık da ama tanırım. Kim bu adam? Ne bileyim. Hani çekemezdi lan? Ha? Bak nasıl çekti. Çekti ama altına resmen. Bu 92F. Boş ağırlığı 920 gram. Bir mermiyi ortalama 12,5 gramdan hesap ederseniz 15 mermi yani bir şarjör 187 gram eder. Hassas bir elle bunu tartar. Bir dahakine dolusunu verirsiniz. Peki ya içinde bir tane mermi olsaydı? O zaman şimdi çukur kazmaya gidiyordurduk. Seninle sanki iyi anlaşacağız. Atıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.